Peynire yağ sürmek ömrünü uzatıyormuş. Gıdaların tazeliğini uzun süre koruyan püf noktaları anlatıyoruz. Bazı yiyecekleri aldıktan sonra dikkatlice saklamak gerekir çünkü onlar hemen bozulabilir. Özellikle et, balık, süt ürünleri, sebze ve meyvelerin taze kalma süreleri birbirinden farklılık gösterebilir. Yiyeceklerinizin taze kalması için birkaç püf nokta var. Her yiyecek için farklı püf noktalar olsa da bu durum gözünüzü korkutmasın. Bu ipuçlarının yiyecekleri uzun süre korumanız konusunda oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Yemeklerde ve farklı yerlerde kullanılan peyniri taze tutmak artık zor değil. Yiyecekleri uzun süre saklarken en zorlanılan gıdalardan başında süt ürünleri geliyor. Bu ürünlerin başında ise sofralarımızdan eksik etmediğimiz peynir çeşitleri yer alıyor. Peki, peyniri taze tutmak bu kadar zorsa onu nasıl uzun süre koruyabiliriz? Aslında, peynir oldukça ilginç bir yöntemle taze tutulabiliyor. Peynirin bayatlamasını önlemek için kestiğiniz tarafa incecik bir yağ sürmeniz taze kalması için yeterli olur. Bir başka çözüm yolu ise peyniri yağlı kağıtlara sararak saklamak olabilir. Böylelikle peynirler taptaze kalarak ilk günkü tatlarını koruyabilir. Salatalarımızın vazgeçilmezleri taze otlar, özellikle yaz aylarının vazgeçilemez yiyeceklerinden biri hazırladığımız salatalar oluyor. Salataların lezzetli olmasını istiyorsanız, içerisinde kullandığınız her şeyin taze ve iyi seçilmiş olması oldukça önem taşıyor. Peki, bu salatalarda kullandığımız otlar ne kadar süre taze kalıyor? Otları su içerisine koyup buzdolabında muhafaza ettiğinizde 3 ila 4 güne kadar daha taze kalabiliyorlar. Oldukça kolay, bu yöntemi siz de evlerinizde uygulayıp sonuca şaşırabilirsiniz. Çilekleriniz tazeliğini ve lezzetini hiçbir zaman kaybetmesin. Çilek seven kişiler sıradaki önerimize bayılacak. Bazen aldığımız günün ertesi gününe bile taze bir şekilde kalmayan çilekleri nasıl taze tutacağınızı biliyor musunuz? Biz size hemen söyleyelim. Buzdolabında muhafaza etmeden önce çilekleri sirkeli suda güzelce yıkamanız gerekiyor. Bu adımdan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çıkarıp yemek istediğinizde çileklerin ilk günkü gibi göründüğüne inanamayacaksınız. Bu yöntem ile lezzetli çilekler yemeye doyamayacaksınız. Sütleri nasıl saklayabiliriz? Süt gibi kolay bozulabilen ve hızlı tüketilmesi gereken bir ürünün korunması oldukça önemli. Hatta dolaplarda çok bekletilmediği için daha çok günlük süt tercih ediliyor. Sütün uzun süre boyunca saklanması için buzdolabının en soğuk bölümlerinde saklanması gerekiyor. Bu yüzden sütü buzdolabının en alt, en arka tarafına koymak sütün bozulmaması için faydalı oluyor. Bir diğer yöntem olarak sütün içine biraz tuz katıp sütü çalkalarsanız buzdolabına koyduğunuzda uzun süre bozulmadan kalabilir. Tuz koymak insanın aklını karıştırsa da soğuk yerde saklama yolunu deneyebilirsiniz. Tatlıların vazgeçilmezi, besin değerleri yüksek meyve, muz. Sağlıklı bir tatlı yapılacağı zaman elimizin ilk gittiği meyvelerden biri genellikle muz oluyor. Muz oldukça sağlıklı, besin değerleri açısından da yüksek değerlere sahip, ancak muzlar çok çabuk kararabiliyor. Bu sorunun pek bilinmeyen bir yöntem olsa da oldukça basit bir çözümü var. Muzların saplarını alüminyum folyo ile sararak kararmalarını önleyebilirsiniz. Bu yöntemi uyguladıktan sonra elde ettiğiniz sonuca oldukça şaşıracaksınız. Avokadonun yarısını kullanmak istiyorsunuz, ancak diğer yarısı hemen kararıyor mu? Avokado, yeni yeni hayatımıza girdiği için nasıl kullanmamız ve nasıl saklamamız gerektiğini pek bilemiyoruz. Bu yüzden, sizlere kahvaltılarınızda yarısını kullanacağınız, yarısını da daha sonra değerlendirebileceğiniz avokadoyu nasıl saklamanız gerektiğini söyleyeceğiz. Aldığınız avokadoyu ortadan kestikten sonra kullanmayacağınız kısma limon sürüp daha sonra da streç filme sarın. Bir başka yol olarak da avokadonun üzerine biraz zeytinyağı sürebilirsiniz. Zeytinyağı limona göre daha maliyetli olduğu için limon seçeneğini denemeniz ekonomik açıdan daha iyi olabilir.
Bu yöntemlerle avokadolarınızın hava ile temasını keseceğiniz için avokado oksitlenmiyor ve kararmıyor. Her öğünde sofralarımıza gelen taptaze ekmekler. Kimi zaman kendimiz yaptığımız, kimi zaman fırından sıcacık aldığımız ekmekler sofralarımızın vazgeçilmezleri oluyor. Ancak hemen tüketilmediğinde bayatlayabiliyorlar, bu yüzden ekmekleri saklama yollarını bilmek oldukça önem taşıyor. Plastik bir poşette ekmekleri saklamak onların bayatlamasını arttırabilir. Bunun yerine ekmekleri bir mutfak havlusuna sarıp mikrodalga fırın ya da ekmek sepeti gibi kapalı bir yerde saklarsanız onların tazeliğini ve yumuşaklığını daima koruyabilirsiniz.